O şehirde dünyanın en güzel bahçesini yapmıştın sen. Ve ben o bahçede tanıştım Özgür'le. Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Ekşi Elmalar'ın aylardır konuşulan sırrı ortaya çıktı. Bu hikayenin kahramanları yaşıyorlar falan, yanlış anlayabilirler. Eros gibi düşünelim. Songül Öden'in süt sağma sahnesi. Sütten kesildi. Keçi bana geldiğinde sütü yoktu. Birkaç damla kalmıştı. Şükrü Özyıldız'ın dublör kullanmama cesareti. Ya oluyordu birkaç kere de zaten uyarıldım yani. Şükrü dikkat et kendine falan diye. Ersin Korkut'un Hakkari'de yaşadığı çocukluk anıları. Bunu içine sokup böyle doldurup erikleri öyle yakalanmıştı daima. Bir tonda dayak yemiştim. 28 Ekim'de gösterime girecek Ekşi Elmalar'ın Yıldız kadrosuyla çok özel röportajlar ekrana geliyor. Ama oyuncu dediğin bu dönüşümü, bu transformasyonu... Bak, transformasyon kelimesini kullandığım iyi oldu. Çok havalı oldu. Babam seni bir daha görse bu sefer öldürür beni. Bu şehirde bir kızla bir erkek görüşmek isterse ne yapar? Evlenirler. Hemen mi? Hemen hemen. Ekşi Elmalar filminden Songül Öden, Zeynep Para Abdullah, Yılmaz Erdoğan, Fatih Artman, Ersin Korkut, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut kahvaltıda basınla buluştu. 28 Ekim'de gösterime girecek filmin yazarı, yönetmeni ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan, oyuncularla birlikte fragmanı izledi. Erdoğan'ın gözleri doldu. Mutluluk gözyaşlarıydı bunlar. Evet, bu. Dur, daha şeyler bunlar gidecek mi böyle? Yılmaz Erdoğan, Vizontele'de taktiğini bu filmde de kullanmış. Filmi yazarken dedesi ve teyzelerinden esinlenmiş. Bir nevi yine kendi hayatını sinemaya taşımış. Gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikayedir ama... tamamen değiştirilmiştir. Yani çok bahsi geçiyor dedemin, teyzelerimin hikayesidir diye. Bir yönüyle doğrudur ama değiştirdim. Vizontele'de yaptığım gibi aslında. Kimse kırılmasın, teyzeleri kızmasın diye de önemli bir parantez açtı Yılmaz Erdoğan. Gerçek hikaye deyince bu hikayenin kahramanları yaşıyorlar falan, yanlış anlayabilirler. Yani gördükleri her olumlu şey gerçektir. Olumsuzların hepsini ben uydurdum. Hoş kokulu bir şey getiriyor bir adam. Benim bahçemde, benim kızlarla. Dünyanın sonu gelmiş, siz babanıza niye haber vermiyorsunuz yavrum? Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin Nazım Erdoğan, bakın babasının en çok hangi filmini beğeniyormuş? Şey, yeni başladı filmleri seyretmeye Rodin. Benim için yeni bir sınav yani, oğlum seyrediyor falan. Neyse, Vizontele'yi çok beğendi. Organize işlerin yarısında dedi ki, Vizontele galiba daha iyi baba. Dedim, senden. Filmde Muazzez karakterini canlandıran Zeynep Para Abdullah, ilkokulda tahtaya kalkan çocuklar kadar saf, en az onlar kadar sevimli bir şekilde anlattı canlandırdığı karakteri. Muazzez benim için anlatması biraz zor, çok farklı, çok etkileyici bir karakterdi. Bıcır bir karakter, muzur bir karakter. Gerçekten çok zor bir şey benim için Muazzez'i anlatmak, çünkü hem çok duygusal, hem çok mantıklı, hem çok akıllı, çok saf, hiç evlenmemiş bir karakter ve umarım siz de benim sevdiğim kadar seversiniz Muazzez'i. Ekşi Elmalar'ın natibi Fatih Artman da saçları 3 numara yapmış. Yılmaz Erdoğan bir parantez açıyor kameralar önünde. Filmde saçlı olan çocuk karıştırma. Normalde saçlarım var benim. Ben Hatip karakterini oynuyorum. Utangaç, çekingen, dünyanın en iyi insanlarından biri. O şehirde 2 şey çok meşhurdu. Reis'in bahçesi ve reisin kızları. Dizi çekiminde olduğu için kahvaltıya katılamayan Şükran Ovalı'nın kulaklarının çınladığı toplantıda Songül Öden de belediye reisinin kızlarından Türkan'ı canlandırıyor. Aslında insanın içselleştirdiği karakteri anlatması çok zor, kendini anlatması gibi. Türkan büyük kızı reisin, korkak, sudan sebeplerden dahi korkan, anaç, komik, komikliği korkaklığıyla kardeş bir karakter. Bahçenin yakışıklı özgürü Şükrü Özyıldız da deli bir aşığı canlandırıyor. Ben Özgür karakterini oynuyorum. Özgür karakteri belki de doğduğundan beridir ilk defa bir yaz tatili için o yöreye geliyor ve reisin kızlarından bir tanesine aşık oluyor. Ve onu bir şekilde oradan kaçırmaya çalışıyor ama reisin kızını kaçırmak tabii böyle kolay bir iş değil. Ve huzurlarınızda reisin eşi Ayda. Yılların deneyimli ismi Devrim Yakut da mikrofona geldi. Ayda için sadece şunu söyleyebilirim, herhalde yanlış olmaz. Yaşadığı coğrafya gibi bir kadın. Komik adam Ersin Korkut ciddi açıklamaların ardından havayı birden yumuşatıyor. Şimdi Şino karakteri de şöyle bir şey. Şino da mahallenin işte reisin kızları tabii ki yani
Normalde bunun gerçeği ben teyzelerim. Tabii ki ben mahallenin muzur bir çocuğuyum. Ve mektupları getirip götüren aşk, Eros gibi düşünelim. Eros gibi. Ortamı yumuşatan, herkesi kahkahalara boğan setin en komik adamı Ersin Korkut'la özel röportajımıza başlayalım. Ekşi Elmanlar, Vizyon Tele'nin kardeşliği yani. Kardeş bir film ya da kuzen bir film. Böyle. Yılmaz Bey'le nasıl kuzen olduğum için o Vizyon Tele'si ben de Ekşi Elman. Filmde reisin kızlarına aşık olan kim varsa Şino karakterini canlandıran Ersin Korkut'a işi düşmüş. Bir nevi köprü dayı ilişkisi yani. Reisin kızları çok fazla şehir merkezinde gezemedi. Bu durumda muzur çocuk devreye girer ve mektup götürür. Çocuk bir nevi. Ki o olmuştur yani şunu getirmiş işte bu bundan hoşlanmıştır falan. İşin sonunda da bahşişimi alırım yani. Resmen iyi yere tezgah açmış çocukken Ersin Korkut. Hakkari'de aşıkların mektuplarını götürüp getirmekten başka bir de 80'lerin nostaljisi bahçeye dalmak işinden de çok ekmek yemiş. Senin yanına geldiği zaman arkadaşlara diyor ki oğlum ya git şu çitlerin üstünden atla da git şu elmaları bize de getir falan. Onu götürüp ya şuramı kadar doldurup gerçekten dayıma yakalandım yani böyle doldurup hani bunu içine sokup böyle doldurup erikleri öyle yakalanmıştım dayıma bir ton da dayak yemiştim. Ama halbuki o göz hakkıydı arkadaşlarımın göz hakkıydı. Ben istediğim zaman gider alırım. Ersin Korkut'u terletmeyelim ve Songül Öden'in yanına geçelim. At binen, süt sağan, zorlu doğa şartlarında haftalarca süren çekimlerde en çok bu sahne akıllarda kalmıştı. Kızlar bir dereye giriyor. Ve hayatlarında ilk kez tanıştıkları şampuanla yıkanıyorlardı. Aa, çok iyi ya. Gerçekten çok konforlu bir setti. Yani oyuncuların konforlu olması için elinden gelenin yapıldığı bir set olduğu için bir zorlukla karşılaşmadık. Süt sahnesi de çok keyifliydi. Fakat sütü sağan kişi bana öğretirken çok coşkulu biçimde yaptı onu. Sütten kesildi. Keçi bana geldiğinde sütü yoktu. Birkaç damla kalmıştı. Resmen hayvanlara da, doğaya da, nehirlere de aşık olmuş Songül Öden. Gerçekten harika. Cennet gibi. Yani ayağımızın altından nehirler geçiyordu. Hakikaten çok güzel kanyonda çalıştı. Hayatını kesitler halinde filmlere dönüştüren Yılmaz Erdoğan'layız şimdi de. Ekşi Elmalar filmi 8-9 yılda senaryolaşmış. Sanıyorum 8 yıl, 9 yıl belki de önce başladığım notlar alarak. İşte, hani ben şimdi her filmimde onu 8 yılda, bunu 9 yılda yazdım bir hesap ettim. 120 yaşındayım şu anda ama bunlar hep aynı dönemlerde oluyor aslında. Sakalları beyazlayan, saçlarına rolü için kına yakan Yılmaz Erdoğan, filmde gizli bir dram ve özlem olduğunu söyledi. Biz ve hepimiz duygusunu nasıl elde edebiliriz gibi de dertleri var aslında alt metnin bu filmde. 28 Ekim'de gösterime girecek Ekşi Elmalar'da hayatta olan 3 teyzesinin hayatını kısmen de olsa anlatan Yılmaz Erdoğan, bir sürprizi Star Life'a açıkladı. Kendi doğdukları evin yeniden yapılışını falan görünce çok şaşırdım. Filmin içinde de bir iki tane de görünüyorlar zaten. Siz çarşıya çıkmıyorsunuz değil mi? Yok, çıkmıyoruz. Zaten biz de fazla kadın göremiyoruz çarşıda. Filmdeki teyzeler kadar gerçek olan bir sahne var ki işte bu sahne çekilirken herkesin yüreğini ağzına getirmiş. Şükrü Özyıldız 10 metre yükseklikten suya böyle atlamıştı senaryo gereği ve dublör kullanmamıştı. Yılmaz Erdoğan bu sahneyi de ilk kez anlatıyor. Dublörde geldi, çektik ama tam istediğimiz olmadı ve Şükrü çok ısrar etti. Ben yaparım abi. Biz dedim bari bir kere 4 kamera kurduk ki bir kere çekelim diye. Yani orada atladı vallahi. Bu sahneyi birazdan Şükrü Özyıldız da anlatacak. Ancak Yılmaz Erdoğan'dan Star Life'a bir özel açıklama daha geliyor. Değerli izleyenler, Organize İşler 2 geliyor. Organize İşler 2 var, onun üzerinde çalışıyor. Kadro falan değişecek. Tabii değişecek yani. Ekşi Elmalar mı yoksa Vizyon Tele mi sorusuna Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin Nazım Vizyon Tele cevabını vermişti. Değerli izleyenler, sinema sektörüne cevval gibi yeni bir Erdoğan geliyormuş, haberiniz olsun. Baba diyor ne oldu, montaja ne zaman giriyorsun diyor.
E Bora yapıyordu montajı, ne oldu diyor filan. Yarın öbür her gün şeyi... setlere götür, ben de ışık tutma. Yarın öbür gün adam sette de oldu zaten, setteydi. Biliyor yani. Belki de Rodin Nazım, babası, annesi ve çocukluğuyla ilgili anılardan edindiği senaryoları 30 yıl sonra filmlerde anlatır. Kim bilir, biz şimdi şu meşhur sahnede dublör kullanmayan Şükrü Özyıldız'layız. Şükrü Özyıldız, yöre halkını canlandıran diğer oyuncular gibi zaman zaman şiveli konuşunca Yılmaz Erdoğan tarafından sıkça uyarılmış. Oluyordu birkaç kere de zaten... Uyarıldım yani, Şükrü dikkat et kendine falan diye. Ben de hani, aa evet doğru. Yani insanın kulağı gidiyor tabii ki ister istemez. Genç oyuncunun hayli yüksek bir kayadan suya atlaması ve bu sahnede dublör kullanmaması büyük alkış almıştı. Aslında dublör arkadaşın atlamasını tavsiye ettiler. Ancak ben işte hayır, ben atlamak istiyorum, hem ben seviyorum falan. İkna ettim herkese ama yukarıya bir çıktım. Hakikaten yüksekmiş yani ve hani atlayacağım, havada birkaç saniye kalacağım, belli ki hızlanacağım, su çarpacak yani. Artık o saatten sonra geri dönüş yoktu. Bir de onun hani provası da yoktu, hemen çekmemiz gerekiyordu. Kayıt dedi ama yani geri de dönüş yok tabii ki bu saatten sonra. Erkekliğe bir şey sürdüremeyiz. Ve su da çok soğuktu işin aslı. Öyle bir güzel bir sahne, güzel bir anımız vardı. Tek seferde hallettik. Ne dedi? Dedi sen böyle bir şey demedin, ben böyle bir şey duymadım. Sebep? Siyasi. De buyurun.